Denizli'deki orman yangınına müdahale etmek için bir iş makinesi yola çıkarıldı. Onu taşıyan tır U dönüşü yapan LPG yüklü tankere çarpınca karayolu kelimenin tam anlamıyla cehenneme döndü. Adeta dev bir bomba gibi patlayan tankerin hemen arkasındaysa Fransa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi aile ve çocuklarını taşıyan jip vardı. Tamam. LPG yüklü tanker dev bir bomba gibi patladı. Gece bir anda gündüze döndü. O anlara tanık olanlar nasıl kaçacaklarını bilemedi. Dehşet anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adres Denizli Aydın Karayolu. Tır Denizli'deki orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyordu. Karanlıkta LPG yüklü tankerle çarpıştı. Tanker alev aldı. Cayır cayır yanmaya başladı. Araba. Dehşet, felaket bu. Patlayacak olsa patlardı şimdi ya. Tam benim önümde oldu bir de ya. Yok ya. Ya patlama bak, yok da. Ben patlama. Tam arabadan olduğu yediğim bak, tamam mı? Döndü, bir şey dang. Bırak şimdi patlamış. Allah. LPG tankerinin şoförüyle tırın sürücüsü ya, ve iş makinesinin operatörü kaçacak fırsat bulamadı. Yardım için artık çok geçti. LPG tankeri alev alev yanıyordu. Zaten saniyeler sonra da ortalık cehenneme döndü. Yere yap, bir şey yok. Göğü alevler kapladı. Tankerin ve tırın parçaları bir kilometre alana yayıldı. Oğlum buraya geldi sıcaklık lan. Ya arabalar var ya, ateş aldı ya. Yanındaki arabalar ateş aldı ya. Orada arabalar vardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Saatler sonra gün aydınlanınca facianın boyutu daha net ortaya çıktı. Tır sürücüsü Hüseyin Avcı ve tanker sürücüsü Metin Direk hayatını kaybetmişti. Tankerin hemen arkasındaki jipin içinde ise Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi aile vardı. 5 kişilik aileden sürücü İbrahim Şam'a, eşi Gülser Şam'a yaralandı. Minik kızları Zeynep Şam'a hayatını kaybetti. Kardeşi Efe ise kayıp. Şam'a çiftinin diğer çocukları Hüseyin ise yaralı kurtuldu. Faciada 3 ölü, 1 kayıp, 10 da yaralı var. Kaç kişilermiş abi araç? 5 kişi. Ha, tatile geliyorlar Fransa'dan buraya. Fransa'dan izine geliyorlar. Ha, izine geliyorlar. Daha ilk defa geliyorlar. Hayır, ilk defa değil. Bu sene ilk defa geliyorlar. Kaza nedeniyle hedefine varamayan iş makinesinin destek için gittiği orman yangını ise 150 hektar alana yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği 3 mahalle boşaltıldı. Teyze, tahliye mi ediliyorsunuz? Evet efendim. Nereye götürüyorlar sizi? Nereye gidiyorsunuz? Hem havadan hem de karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekipler Türkiye'nin oksijen depolarını kurtarmak için çabalıyor.